Evet, şu anda Bağcılar'dan muhabir arkadaşımız Mücahit Topçu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Tarıcı ile birlikte mikrofonlarımızı, kameralarımızı Bağcılar'a uzatıyoruz. Evet, Bağcılar Belediyesi'nin artık geleneksel hale gelmiş olan Ramazan iftarlarının birindeyiz şu anda ve burada ceviz bahçesi diye nitelendirilen bu alanda biraz sonra vatandaşlar iftarlarını açacak olacaklar. Yaklaşık 20 dakika sonra ezan okunacak. İşte bu geleneksel hale gelmiş olan bu iftarları konuşacağız. Ramazan sohbetlerini konuşacağız. Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağrıcı ile birlikte, tabii o da vatandaşlarla bir hayli ilgili. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, siz de iftar soframıza hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Nasıl geçiyor Ramazan, özellikle bu ortamda, ceviz bahçesinde? Biliyoruz kiraz bahçesi de var Bağcılar'ın. Bu bahçelerde hemen hemen her gün 30 gün boyunca iftar sofraları kuruluyor. Neler söyleyeceksiniz? Bağcılar'da Ramazan farklı yaşanır diye yola çıkmıştık. Bundan 23 yıl önce, yıllar geçti. Farklı noktalarda farklı gönül sofralarıyla programlarımızı devam ettirdik. Önce kıl çadırla başlamıştık. Daha sonra havanın müsait olmasıyla ve bu bahçelerimizin çoğalmasıyla birlikte ne kadar mahallelerde geniş topluma ulaşırsak, hemşehrilerimizle bir araya gelirsek o kadar güzel sofralar oluşur dedik ve bugün de gördüğünüz gibi ceviz bahçesindeyiz. Nostalji bahçelerimizin her birinin ayrı bir özelliği ve güzelliği var. Buradaki ceviz bahçemizin etrafında çoğunlukla Bitlis'te hemşehrilerimiz yaşıyor. Biliyorsunuz Bitlis'te ceviziyle meşhur olduğu için ceviz bahçesinden oluşan büyük bir park yapalım dedik. Güzel de bir park oldu. Üzerinde Bitlis taşıyla güzel bir konak yaptık. İçinde güzel de Kur'an kursu var. Ve aynı zamanda burası belediye personelimizin hizmet ettiği, gerek temizliğiyle, mangalıyla, ocağıyla yaktığı ve hemşehrilerimizin gelip ücretsiz olarak piknik yapabildikleri bir mekan. Tam bir buluşma noktası, tanış olma noktası. Bir şey, gördüğünüz gibi bizim için güzel başlayan Ramazan maalesef İslam coğrafyası için iyi başlamadı. Başta Filistin ve Gazze, Suriye olmak üzere. Bu vesileyle de tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, başta İsrail ve Amerika olmak üzere lanetliyoruz. Rabbim inşallah Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine, rahmetiyle onların da bu zulümlerini son bulduracaktır diye dua ediyoruz. İnşallah o kanda ve gözyaşında boğulurlar. Ve biz bunu bağcılarımızda da, ülkemizde de, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah unutmayacağız ve unutturmayacağız. Gerek irfan soframızda, iftar soframızda, sahur soframızda, dua larımızla onların yanındayız. Maddi ve manevi desteklerimizle onların yanındayız. Biz bu güzellikleri yaşarken onların da yaşaması en büyük arzumuz olacak. Ensar olmanın güzelliklerini yaşarken de inşallah bu zulümlerin son bulma noktasında da ülkemiz bu dünyada iyi bir noktaya doğru gidiyor. İnşallah 24 Haziran'da da iyi bir neticeyle zannediyorum ülkemizde, dünya mazlumlarında yüzü gülecektir. Ve yine Bağcılar da aynı anda evlerinde iftarını yapamayanlar, imkanı olanlar, hastası, yatalağı olan ailelere de evlerinin yakındaki lokantalarda iftar yapma imkanı veriyoruz. İftar fişi veriyoruz ve lokantadaki menüden istediklerini yiyebiliyorlar. Ve Ramazan'ın son haftasını yetimler haftası olarak Bağcılar'da ilan ettik. Bağcılar'daki tüm yetimlerimizi Ramazan'ın son haftasına giyindiriyoruz ve onlar da bayrama sevinçleriyle karşılaşıyorlar. Bunları olsun, bayrama hazırlık herhalde. Bayrama hazırlık ve sevinçle karşılıyorlar. Bunları hayırseverlerimizin hepsinin katkılarıyla yapıyoruz. Ben bu vesileyle onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ramazan'ın en güzel birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun en güzel yaşandığı yerlerden bir tanesi de Bağcılar ben olduğuna inanıyorum. İnşallah Rabbim bu güzelliklerimizi daim eyler. Rabbim Ramazan, güzel başlayan Ramazan'ımızda günahlardan arındırmış bir şekilde de bizleri bayramına kavuşturur diye de dua ediyoruz. Mekanı görüyorsunuz, heyecanı görüyorsunuz ve farklı yöreden tabii ki aynı inançla, aynı duyguyla burada aynı sofrada buluşuyoruz. Her memleketten burada insanları bulursunuz. Ama bugünkü ortak paydamız iftar soframız olacak, Ramazan olacak ve kardeşliğinde, güzelliğinde en güzel yaşandığı mekanlar bu mekanlar. Bağcılar'da bu güzelliği biz her noktada görüyoruz. Onun için Bağcılar hemşehrilerimize ben gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Dostluğun, kardeşliğin en güzel örneklerini sergiliyorlar. Bundan sonraki süreçte de inşallah bunlar artarak da devam edecek. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Evet, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı canlı yayınımız konuğumuzdu. Bağcılar'daki bu iftar atmosferini ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Evet, Bağcılar'dan arkadaşımız Mücahit Topçu'ya teşekkür ediyoruz. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile konuştu.